Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bir dakika bir netleyeyim. Yeni fark ettiyseniz yeni bir ortamdayım. Yeni evimdeyim. Evet, taşındık. Taşındık ama taşındıktan hemen bir hafta sonra ben annemle birlikte bir trafik kazası geçirdim. Bazılarınız bunu zaten biliyor teyzemin kanalından. Bazılarınız ise bilmiyor. 2 haftadır video atamıyorum. Bununla alakalı bir video çekmek istedim. Çünkü 2 haftadır bazı kişiler yazdı, işte Almira ne oldu ne oldu. Bilenler de hemen geçmiş olsun yazmış. Zaten ben YouTube üzerinden de bir duyuru yaptım. Şu an iyiyim diye. Arkadaşlar 2 hafta önce biliyorsunuz ben Çorlu'da yaşıyorum normalde. İstanbul'da okumaya gittim ve lise okumaya gittim. Lise hazırlık seviyesinde okuyorum şu an. Arkadaşım Nil'le birlikte bir evde kalıyoruz. Hala soruyorsunuz. O yüzden bu kısmını da anlatıyorum. Nil'in annesi kalıyor 15 gün. 15 günde benim annem kalıyor. Annemin kısmında. Nil'in aynı zamanda burada ablası var. Nil ablasında kaldı. Biz hafta sonu döndük. Dönerken de İstanbul seyahatin aracıyla döndük. Ve şöyle söyleyeyim. Araç çok hızlı kullanıyordu. Zaten bilenler bilir Çorlu'yla İstanbul arası yaklaşık 2 saat falandır. Araç bizi 45 dakikada 1 saatte falan getirmeye çalışıyor galiba. Hani birisine öyle mi şey yapmış, öyle mi söz vermiş anlamadım. Çok hızlı bir şekilde getirmeye çalışıyordu. Zaten biz onun farkındaydık. Sonra önümüze bir araç geçmiş. Ben tabii bilmiyorum oraları. Durmuş önümüzde. Ve biz de araca çarpmışız. Zaten biz kullanmıyorduk. Hani bazıları şey zannetmiş. Biz kendi aracımızla gidiyorduk. Yok, biz İstanbul seyahatin okul servisi boyutundaki aracıyla gidiyorduk. Yani kocaman otobüs değildi. Küçük 15-16 kişilik bir araçtı. Bir anda durunca bizim emniyet kemerimiz vardı. Ama çok yakındı. Hani koltuğun tutma şeyi bana çok yakındı. Anneme de çok yakındı. Ben burnumu çarptım. Kitap okuyordum. Zaten bilenler bilir. Ben böyle kitap okurum, ders çalışırım. Kitap okurken geldi bu da benim başıma. Annem de uyuyordu. Onun da çenesini vurdu o yüzden. Benim burnum kırıldı. Evet. Burnum eski haline döndü. Bir hafta alçılı kaldı. Şimdi herkese böyle çok iyileşmiş görünebilirim ama ben bir hafta çok fenaydım. Nefes alamıyordum. Hiç şey yapamıyordum. Yani doğru düzgün konuşamıyordum. Şimdi eski halime döndüm. Zaten birazcık aslında bir yaralarım kalmış yüzümde. Şuralarda falan. O alçı da iz yaptı çok fazla. Aslında şu an yani ben de fark ettim, hiç kaza yapmış gibi durmuyorum. Ama inanın benim için çok zor geçti o zamanlar. Hatta size göstermek istiyorum. Hani birkaç part çekebildim o zaman. Teyzem sağ olsun, o da biraz bir şeyler çekti. İlk biz ambulansla devlet hastanesine gittik. Şimdi devlet hastanesinden bir görüntü vereceğim size. Herhalde Almiralar İstanbul dönüşü. Şu an pek konuşamıyor. Trafik kazası geçirdiler annesiyle beraber. Annesi de şu anda şurada yatıyor. Şu an bir devlet hastanesindeyiz. Ambulanslarla geldiler buraya. Almira çok daha detaylı olarak size anlatacaktır sonra. Şu an çok zor konuşmak. Çok büyük bir travma yaşadılar. Yani çok kötü bir trafik kazası geçirmişler. Biz de apar topar geldik. Yaklaşık 4 saattir hastanedeyiz. Başka bir hastaneye sevk edilecekler şimdi. Burnunda kırık var. Annesinin de çenesi kırık. Allah korumuş. Yani gerçekten çok 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 büyük bir kaza atlatmışlar. Anne size çok detaylı anlatacaktır. Gördüğünüz gibi orada oturuyorum. Hemen ailemi çağırdık. Ben konum attım annemin telefonundan. İstanbul'dan çıkmaya çok yaklaşmıştık, öyle söyleyeyim. O yüzden onlar 40 dakikada, biz de ambulans 40 dakikada ulaştık. Ambulans biraz yavaş gitti, hani herhangi bir sorunumuz, beyin kanamamız olmasın diye. Boynumuzda bir şey varsa o ağırlaşmasın diye. Zaten benim biraz boynum ağrıyordu. Boyunluk taktım birkaç gün ama sonra geçti. Ciddi bir şey olmadı, ortaya çıktı. Devlet hastanesinde biz valizlerimizi bile hiçbir yere koyamadık. Hani inanamazsınız, biz ambulanstan indirdiler. Valizleri verdiler. Zaten elim, yani biz seçebilsek devlet hastanesine gitmezdik ama biliyorsunuz ambulanslar otomatik devlet hastanesine götürüyor. Yanlış da anlamayın. Hani o sen beğenmiyor musun demeyin. Olanı anlatayım. Şöyle oldu. Biz annemle gittik. Yani zaten ağzımız yüzümüz kan içinde. Zaten görüyorsunuz gözüm bile kanlandı şöyle. Hani belki durdurup görebilirsiniz. Bilmiyorum, çok hızlı gösterdim. Yani hala gözümdeki kan geçmedi zaten. Yüzüm kan içindeydi o an. Sonra annemin de öyle gittik. İki tane de kocaman valizimiz var. Valizimizi verdiler elimize. Hadi gidin siz başınızın çaresine bakın. Biz şok olduk. Sonra gittik resepsiyona. Dedik valizleri bir yere bırakabilir miyiz? Acile geldik. Hani ağzımız burnumuz kan. Zaten önümüzü göremiyoruz. Valizleri mi taşıyacağız? Dediler ki hayır, bırakamazsınız. Yanınızda taşıyacaksınız. Biz zaten ailem gelene kadar bekledik. Bir şeyler yapmaya çalıştık.
bazı kişiler yardımcı olmaya çalıştı. Hani hastane personeli değil, normal öyle orada hasta durumunda olan gelmiş insanlar hani görüp yardım etmeye çalıştı. O kadar için hastane personeli hiç yardım etmedi. Sonra biz özel hastaneye geçtik. Özel hastanede asıl ameliyatlar, dikişler, her şey oldu. Çünkü devlet hastanesinde biz istedik dikiş atılmasını. Annemin çenesi yanmıştı. İlk atmadılar. Biz yani zorla attırdık. Yani biz özele gitmeseydik şu an benim burnum hala kırıktı, öyle söyleyeyim. Hala kanıyordu yani. Ama en azından böyle imkanlarımız sayesinde iyileşebildim. Düzgün bir şekilde. Gördüğünüz gibi burnum böyle oldu. Yani çok da gösteremiyorum ama ilk başlarda benim burnum sağ kaymıştı. Öyle söyleyeyim. Zaten estetik ameliyat olmadım ben. Öyle söyleyeyim. Ben ileride estetikte olacağım şeyden dolayı, bu arada yanlış anlamayın. Burnumun içinde birkaç eğrilik varmış. O eğrilik kazadan dolayı. O eğrilikler şu an iyileştiremediler. 18 yaşından küçük olduğum için. 18 yaşına geldiğimde o eğrilikleri alacaklar. Estetik ameliyat dediğim o içindeki, burnumun içindeki eğriliklerin alınması. Yani tamamen iyileşmesem de hani rahat nefes alabiliyorum, konuşabiliyorum. Yani burnum teknik olarak iyileşti sayılır. İlk bu arada ameliyata girerken görüntülerim var. Şimdi onu göstereceğim size. Geliyor. Gördüğünüz gibi böyle girdim ameliyata. Şu anda çıkacağım. Kendin de mi? Geçmiş olsun. Tamamen mi? Ah, geçmiş olsun canım. Hadi bakalım. Evet, yani ben ameliyatta çok heyecanlanmıştım. Anestezi yani tam uyuttular benim. Çok acı da olduk diye. Tam uyutuldu olduğu için de yani acayip ama acayip heyecan yaptım. Fazla yani. Ondan sonra iyileştim. İlk altıda bir fotoğraf varsa koyarım şuraları bir yere. Şimdi onu da koyacaksam koyayım, koymayacaksa da keserim zaten. Tamam. Böyleydi durumum. Bu arada oda turu gelecek. Oda turu isteyenlerin de yani buradan söyleyeyim. Oda turu gelecek, haberiniz olsun. Yani ben böyle bir şey yaşadım arkadaşlar. İstanbul seyahati de hani bu videoyu görüyorsa artık duyurulur. Hani çok hızlı kullanıyorlar. Lütfen biraz daha yavaş kullansınlar. Zaten biz gerekli şikayette bulunduk. Umarım dikkate alınır. Biz böyle bir şey yaşadık. Sizin de haberiniz olsun. Eğer imkanınız varsa hani ambulans çağırmayın bile. Hani şey ambulans çağırın. Mesela özel hastanenin ambulansını arayıp çağırtın. Eğer imkanınız varsa. Çünkü o kadar kötü muamele gördük ki inanamazsınız. Yani benim eğer dediğim gibi gitseydik oraya hala burnum yamuktu. Yani yamuk dediğim ben şöyle çarpmıştım. Şöyle şuradan sağa doğru yamulmuştu. Yine ben yamutmayın onu bir daha yamutmayayım. Şu an burnum tam iyileşmiş değil. Birkaç gün önce bant çıktı. Hala şişliklerim var. Göz altlarım da hala böyle şey şiş gibi. Yani uykusuzluktan değil, bu morarmıştı burası. Şimdi yeşillendi. Eski haline dönecek. Öyle söyleyeyim. Aynı zamanda halimi görmeniz için dedim. Şu an iyiyim. Önemseyenler, geçmiş olsun mesajı yazanlar, böyle takip edenlere çok teşekkür ederim. Çünkü hep yazıyorsunuz işte, umarım iyileşirsin, umarım iyi olur, annene de sana da geçmiş olsun diye, çok teşekkürler. Sizin bunu böyle kazamda önemsemeniz, sonra bana geri dönüş yapmanız beni çok mutlu etti. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bizim videolarımız devam edecek. İyileştiğimi gördünüz zaten. Bu videoda bunun içinde. İleriki videolarım da devam edecek. Video isteklerinizi aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Onun dışında video ile alakalı herhangi fikriniz ya da herhangi belirtmek istediğiniz bir duygunuz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Like atmayı ve en önemlisi kanalıma abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın. Zil tuşuna basarsanız ben video attığımda size bildirim gelecektir. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.